Arkadaşlar herkese merhabalar. Yeni videoyla karşınızdayız. Bu videoda ne olacak? İki tane menajer olayı anlatacağım. İki tane Galatasaray'la dalga geçmeye çalışan, Galatasaray'la oynamaya çalışan menajerden bahsedeceğim. Bir şekilde bir tanesi oyuncusunu pazarlamaya çalışıyor. Adı sana duyulmamış bir oyuncu. Tamam, işte performansı var Sırbistan Ligi'nde. Oyuncunun adı Lazar Tüfeksic, 24 yaşında. Bu oyuncu daha önce de Galatasaray'ın gündemine nasıl geliyor? Başka bir menajer Galatasaray'ı öneriyor. Red yanıtı alıyor. Şimdi ne oldu? 36 maçta 15 gol, 8 asist oynamış bu sezon. Sırbistan Ligi'nde Spartak Subotica'da takımın adı. Tamam mı? Bu takımda oynuyor. 36 maçta 15 gol, 8 asist. Ama şunu söyleyeyim. Hani Kızıl Yıldız gibi bir takım var mesela. Dikkatini çekse onlar direkt alırlar. 500 bin euro da bu oyuncunun bonservisi var. Kulübü daha önce de 500 bin euro olarak belirlemiş bonservisini. Şimdi Goran Celar diye bir menajer var. Bu birkaç gün önce çıktı, dedi ki Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri Galatasaray. Oyuncumuz Lazar Tüfeksic ile ilgileniyor, iletişim halindeyiz. Külliyen yalan. Yok öyle bir şey. Fatih Terim'le 6 aydır iletişim halindeyiz. Tüfeksic önümüzdeki sezon için Fatih Terim'in listesinde. Fatih Terim'in oyuncumla ilgilenmesi benim için onurdur. Dır dır dır. Şimdi bütün gerçeklere ulaştım. Bütün detaylara ulaştım. Oyuncuya çok yakın kaynaklara ulaştım. Olayın aslı nedir, ne değildir, hepsini anlatacağım size. Şimdi bu Lazar Tüfekzic, Goran Celar'a sadece ve sadece bu transfer dönemi boyunca Galatasaray'la görüşmesi için yetki veriyor. Bu adam diyor ki ben seni Galatasaray'a götürürüm. Pazarlarım, ederim, gazeteleri çıkartırım, radyoda konuşurum, ismini gündeme getiririm. Bir şekilde seni Galatasaray'a yaparım. Bunun için sadece bu transfer dönemi için Galatasaray'la görüşmesi için oyuncudan yetki alıyor. Bunu oyuncuya en yakın kaynaklar söylüyor. Dediğim gibi sadece yetki veriyor. Hani başka takımlarla görüşemiyor. İşte Konyaspor'la, Hatayspor'la, Çaykur Rizespor'la görüşemiyor. Yetkide sadece Galatasaray yazıyor. Ne yapıyor şimdi? Oyuncunun adını bir şekilde gündeme getirmeye çalışıyor. Çıkıyor radyoya konuşuyor. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri Galatasaray. Oyuncumuzla ilgileniyor. Yok arkadaşlar öyle bir şey. Kesinlikle Galatasaray'ın gündeminde böyle bir isim yok. Ben burada aslında oyuncunun ismini de gündeme getirmek istemiyordum ama menajer oyunu var. İkinci konuda da menajer oyununu anlatacağım. Galatasaray üzerinden menajerler ne yapmaya çalışıyor anlatacağım. Bana gelen bilgiler yönünde. Birinci kaynaklardan alıyorum bu bilgileri. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet. Bu arada bu Lazar Tüfekçiç dedim ya Galatasaray'a öneriliyor. Kabul etmiyor. Devre arasında düşen Denizlispor'a öneriliyor. Bak Denizlispor yöneticileri orada çıksınlar açıklama yapsınlar. Oyuncu Denizlispor'a öneriliyor. Denizlispor istemiyor. Yani hatta şunu söyleyeyim. Sırbistan'da birkaç kişiye sordum, oyuncunun adını bile duymamışlar. Spartak Subotica. Saygı duyarım. Hani Sırbistan'ın önemli takımlarından bir tanesi. Ama ismi sanı zanı duyulmamış bir oyuncu. Ne yapmış? 15 gol 8 asist. Galatasaray gelir oynar. Menajer pazarlaması. Dediğim gibi şöyle 500 bin euro kulübü istiyor bu oyuncu için. Bu menajer de devreye girmiş. Bir kez daha söyleyeyim. Oyuncuyla iletişim haline geçmiş. Ben demiş seni Galatasaray'a götürürüm. Bana Galatasaray yetkisi ver. İşini ben halledeceğim diye. Kulübü de 500 bin euro bonservis talep ediyor. Eğer Galatasaray hani bu şartlarda oyuncuyu transfer etmeye kalkar mı kalkmaz mı bilmiyoruz ama dediğim gibi işin gerçeği, aslı, detayı bu şekilde. Oyuncu Galatasaray için yetki alıyor. Gazetelere, radyolara, oralara, buralara çıkıyor. Oyuncunun adını bir şekilde gündeme getiriyor.
Ama detaylara ben de bir şekilde ulaştım. İsmi dahi Fatih Terim'in önüne gidip zaten nasıl gidecek? Yani hangi aracıyla gidecek? Belki aradan birilerini sokup ismini bir şekilde ulaştırmışlardı Fatih Terim'e, ama Galatasaray'ın gündeminde Lazar Tüfek Zinç diye bir oyuncu yok arkadaşlar. Açık ve net bir şekilde söyleyelim. Şimdi gelelim ikinci konuya. İkinci konu Bartu Elmas konusu. Türkiye'nin gündemine ben getirdim Bartu Elmas konusu. Biz Bartu Elmas'ı nasıl tanımıştık? Galatasaray altyapısının son dönemdeki en büyük yıldız adaylarından bir tanesi. Bahsetmiştim. Bartu Elmas videosu da var. Menajerler bu oyuncu için kavgaya tutuştu. Gerçekten çok yetenekli bir oyuncu. İzleyen herkes bunu söylüyor. Ama bu sezon mesela kendini tam vermediğini de ifade eden insanlar var. U19 milli takımında forma giyiyor. U19 takımı lider durumda. Genç bir oyuncu, etkilenmesini de istemiyorum ama bu oyuncuyu Galatasaray'dan koparmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Koparmaya çalışıyorlar. Galatasaray kulübü çıksın açıklama yapsın. Ali Yavaş çıksın açıklama yapsın. Ve oyuncunun sözleşmesini uzatmak istemiyorlar arkadaşlar. İstemiyorlar. Önümüzde bir yıllık süreç var, göreceğiz. Bedavaya çıkartıp Avrupa'ya herhangi bir kulübe götürmeye çalışıyorlar. Galatasaray'ın yıllarca emek verdiği bir oyuncu. Galatasaray altyapısındaki yöneticilerin de suçu var. Niye bu kadar bekledin? Geçen sezon imzalasaydın, oyuncunun neden bu kadar parlamasını beklediniz? İmzalasaydınız, 18 yaşına girdiği gün 5 yıllık sözleşme imzalasaydınız. Şimdi ne oldu? Tutuştunuz. A takım idmanları başladı. Göndersek mi göndermesek mi? Ali hocam, yani imzalayacaksın. İmzalamadınız. Şimdi de oyuncu tarafı imzalamak istemiyor. Ya da şartlarını daha ağır bir şekilde Galatasaray'a sunuyor. Hadi buyurun imza. Dün çok severek izliyorum mesela Süleyman Rolop'la Kadir Çetinçalı. Kadir abi diyor ki, ya diyor, haber çıkmış. Sözleşmesini uzatmıyormuş. Öyle bir sorun yok. Kime sordu? Kadir abi kime sordu? Ben seni seviyorum. Yıllardır bu mesleğin içindesin. Galatasaraylısın. Süleyman abi de aynı şekilde. Araştırmadın, etmedin. Sadece soruldu diye. Kurduğun cümle zaten 20 saniye bile sürmüyor. Ya işte söylentiler çıkartıyorlar, haberler çıkartıyorlar da kadro dışı. Ta kadro dışı bırakılmadı. Ben orada hata yaptım. Ama bundan sonraki süreçte kadro dışı da kalabilir. İkinci Mustafa Kapı olayı olmaya doğru ilerliyor Bartu Elmas olayı. Göreceğiz. Uzatın sözleşmesini o zaman. Koskoca Galatasaray Kulübü. 18 yaşında Bartu Elmas. Oyuncu kesinlikle kalmak istiyordur. Ama Mirsat Türkcan, Utku Cenikli sözleşmesini uzatmak istemiyor kardeşim. Oyuncuyu Galatasaray'dan bedava çıkartıp daha büyük para kazanmak istiyorlar. Galatasaray'la ne ilişkisi var ki bu adamların? Neden Galatasaray'ın çıkarlarını önde tutsunlar ki? Tutan menajerler var. Gördük. Ozan Kabak giderken gördük. Anladınız mı? Çok önemli konu. Bartu Elmas konusu Galatasaray için çok önemli bir konu. Ömer Faruk konusu nasıl önemliyse Bartu Elmas konusu da Galatasaray için önemli. Bir an önce sözleşmesinin uzatılması gerekiyor. Aksi takdirde A takımla idmana çıkarmasınlar kardeşim. U19 takımının maçı var şu anda. 2 haftadır oynamıyordu. Ben haberi gündeme getirdikten sonra tamam yedekte oyuna girdi. Bugün 11'de başlıyor. Galatasaray taraftarı da bana Bartu Elmas'ın kadrodaki fotoğraflarını atıyor. Bir yıllık sözleşmesi var ya. Bakalım göreceğiz. Bundan sonra neler olacak, neler biteceğiz göreceğiz. Bir sonraki videoda da daha çok transfere yönelik şeyler çekeceğim. Hakan Çalhanoğlu konusu vardı. Onu detaylandıracağım. Ve Galatasaray transfer gündeminde
ismi geçen isimlerle ilgili çok özel bilgileri yine sizlerle paylaşacağım. Bir videonun daha sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.